Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadın halk otobüsünün altında kaldı. Hastaneye götürülmek için zorla ikna edilen kadın iç kanamadan hayatını kaybetti. Taşpazar Mahallesi 808. sokakta karşıdan karşıya geçmek isteyen 67 yaşındaki Ümmü Gülsüm Baydan, yolda duran Mahmut T. idaresindeki 68M0021 plakalı halk otobüsünün önünden geçmek istedi. Tam otobüsün önünden geçerken hareket eden otobüsün çarpmasıyla yaşlı kadın yere düşerek otobüsün altında kaldı. Yaşlı kadına çarptığını fark etmeyen otobüs şoförünün gaza basmaya devam etmesi sonucu otobüsün sağ ön tekerleri kadının üzerinden geçti. Yaşlı kadın çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu. Yaşlı kadının önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kısa sürede olan yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olan yerinde yapmak istedi. Camiye mi iletelim? Caminin önüne değil. Senin camiye götürememem. Ben seni hastaneye götürmem gerekiyor. Geliyorsan hastaneye götürürüm. Hastaneye gidelim. Bir gidelim de bir film çekilsin, bir baksınlar. İlk müdahale esnasında yaşlı kadın hastaneye gitmek istemediğini söylerken sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye gitmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Tamam, yardım edeceğiz sana, gel. Yaşlı kadın ikna edildikten sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın ilk tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alınırken yaşlı kadının ilk çıkanaması olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın iç kanama nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alınırken ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı. Yavrum götürme beni hastaneye. Teyzem götürme zorundayım seni. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil şarampole düştü. Kazada 4 kişi yaralandı. Aksaray-Konya Karayolu 17. kilometre Yapılcan Köyü girişinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Duran M idaresindeki 38LP242 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Ekrem M, Zeynep M, Döne M olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da bir sürücü yol kenarına atılan yanan kömür közünün üzerine fark etmeden aracını park etti. Araçta yangın çıktı. Kılıçarslan Mahallesi 1300. sokakta Necmettin Ş. 06HD2225 plakalı otomobilini fark etmeden yol kenarına atılan yanan kömür közünün üzerine park etti.
Bir süre sonra yanan közler aracın ön tampon kısmını yakarak eritirken yangın araç kaputuna kadar sıçradı. Kaput kısmından da yanmaya başlayan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Abi bir müsaade eder misin? İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Araç yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, aracın kaput kısmı yangının devam etme ihtimaline karşı incelendi. Yapılan soğutma çalışmaları ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle ateş açıldı. Otomobilin içerisinde bulunan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan çıkarılan yaralı çocuk annesinin kucağında yardım beklerken bu sırada anne ve babasının çaresizliği ve feryatları yürekleri burktu. Olay Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kenan'da 68FF869 plakalı otomobiliyle bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu. Eşi Gonca Gül'de ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan D'yi araçta bırakarak postaneye giden Kenan D, burada sıra beklediği esnada eskiden husumetli olduğu Mevlaverdi E ile karşılaştı. Kenan D ile Mevlaverdi E'nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlaverdi E olay yerine geldiği 68ABK970 plakalı aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan D'nin aracına arka arkaya ateş açtı. Otomobilin camları kırılırken tüfekten çıkan saçmalar araç içinde babasını bekleyen 4 yaşındaki Ramazan D'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuk ağır yaralanırken annesi olayı yara almadan atlattı. Oğlunun yaralandığını fark eden anne Gonca Gül de kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarı çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin ambulans feryatları ve baba Kenan D'nin ise Ramazan diye dövünerek ağıtlar yakması yürekleri parçaladı. Ağır yaralanan küçük çocuk ambulansın olan yerine ulaşmasıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri otomobiliyle olan yerinden kaçan Mevlaverdi E'nin peşine düştü. Bir süre sonra şüphelinin aracı polis ekipleri tarafından olan yerine yakın bir mevkide bulundu. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor. Kış geldi ama kışlık bot satışları esnafın yüzünü güldürmeye yetmedi. Koronavirüs esnafı kara kara düşündürmeye devam ediyor. Koronavirüs darbesi ayakkabı sektörünü de vurdu. Havaların soğumasıyla birlikte umutlanan esnafın yüzü gülmedi. Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte satışları tamamen duran ayakkabı esnafının umudu kırıldı, esnaf çaresiz. Ayakkabı sektöründe hizmet veren Cumali Ertuğrul, her esnaf gibi kendilerinin de pandemi sürecinden olumsuz etkilendiklerini ifade etti. Diğer yandan Cumali Ertuğrul, kışlık ayakkabı alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de ne yapıyorsunuz? İsmim Cumali Ertuğrul.
Gözlü kundura işletme sahibiyim. Evet, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 6 yıldır bu işi yapıyorum. Ortağımla beraber yapıyoruz. 15 yıldır da ortağım yapıyor bu işi. Kış geldi artık biliyorsunuz. Kaliteli bir bot. Karda kaymayacak. Ayağımızı sıcak tutup terletmeyecek. Yani ne gibi bir şey var? Kışlık botları da şöyle şey yapabiliriz. Kışlık botları da özellikle tabanlar kavçuk olacak. Bu çok önemlidir. Deri veya deri olmaması çok da önemli değildir ama deri olması daha iyidir botlarda. Bu bölüm komple bot çeşididir. Özellikle çocuk botlarında da kalitesiz ürünlerden uzak duralım. Çünkü hem kalite olarak hem de taban olarak kayar. Kaymaz diyen çok esnaf oluyormuş ama yok, kayar. Kalitesiz botlarda kesinlikle kayma olur. Özellikle bot çeşitlerinde dikkat etmesi gereken müşterilerimizin çoğu tabanı kavçuk ve termo taban olması lazım kışlıkta. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bazıları bir de terletiyor ya, üşütüyor, kokuya neden oluyor? Terletiyor demesinin sebebi şudur, hava sıcak gidiyordur, botun içi kürklüdür, miflonludur. Şöyle gösterelim. Hava iyidir, adam bot giymiştir, terletebilir. Veya adamın teniyle alakalıdır. Adamın ayağı çok yanıyordur ama bot giymiştir, terletebilir. Her şeyi tam bir şekilde dört dörtlük kaliteli, yani kışı rahat geçeceğimiz bot almak istersek fiyatlar evet. Nereden başlıyor? Ortalaması fiyatları iyi bir şey istiyorsanız 300 ile 500 arası değişebilir. Ama ortalama bizim müşterilerimizin 150-200'e giyeceği de bot var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bot yani illa 500 milyonluk bot, kaliteli bot diye bir kayıt yoktur. Yani 150'ye de 200'e de vatandaşın giyebileceği çok güzel botlar vardır. Peki vatandaşların durumu nasıl şu anda? Biliyorsunuz pandemi çok zor bir süreçten geçiyoruz. Alım gücü aynı durumu biz de geçiriyoruz şu anda. İşlerimiz çok kötü düştü. Özellikle okulların kapanmasından dolayı çocuk botları ve bayan botu dediğimiz ortaokul, lise öğrencisi botları çok durgun bir şekilde gidiyor. Vatandaşımızın alım gücü de şu anda biraz zor. Yani bize yansıyorsa demek ki vatandaşı da yok demektir bu. Bizde varsa vatandaşı da var demektir. Bizim işimiz çok düştü. Ama bugünleri inşallah atlatacağız. İnşallah. Peki devletten herhangi bir destek aldınız mı? Ayakta kalabilmek? Ben devletten şu ana kadar hiçbir destek almadım. Başvuru da yapmadım. Başvuru yaptığımız zaman da ben krediye karşı bir insanım. Kredi veriyor ve faizli veriyor. Ben ona karşıyım. Onu da almıyorum. Bu akşam saat 21 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ancak tedbirler kapsamında ekmek fırınları açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve yeni kısıtlama ve tedbirler başlıklı genelgeler kapsamında yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21 ile 5, hafta sonu cuma 21'den pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler ve fırınlar faaliyet gösterebilecek. Mikrofonları bize konuşan fırın işletmecisi Narin Kavurmacı, hafta sonu açık olacağız, yakındaki müşterilerimiz ekmeklerini alabilecek. Bize gelen bilgiler arasında uzaktan fırına gelenler de HES koduyla gelebilecek. İnşallah bir an önce bu virüsten kurtulur, normal hayata döneriz diye konuştu. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Narin Kavurmacı, İkizler Unlu Mamilerinin sahibiyim. Kaç yıldır fırıncılık yapıyorsunuz? 1,5 yıldır. Daha öncesinde eşimle beraber 4 yıldır oluyor. Peki biliyorsunuz yarın sokağa çıkma kısıtlaması var. Vatandaşlarımız çıkamayacak. Sizler açık mısınız? Bizler açız. Vatandaşa pandemi dolayından dolayı dernek başkanımızın verdiği doğrultuda kurallara uyaraktan her türlü hizmet vermeye hani hazırız. Zaten de kapalı değil bizim için. Yakın olan çevredeki bütün vatandaşlarımız gelebiliyor. Onu zaten bilinçlendirip söylüyoruz hani gücümüzün doğrultusunda. Yine de hani bu doğrultuda sizlerin de sesimizi duyurup gelmeleri için bir yayın yaptık. Teşekkür ederim. Peki belli bir şey var mı? Saat var mı? Belli bir saati normalde saat 10'la şey ama bizde yok diye biliyorum yani. Yakın çevredeki olabilir geliyor. Uzundaki olanlar da HES koduyla gelebiliyorlar. Onun haricinde başka da bir bilgim yok. Bildiğim bu kadar. Peki bir kadın olarak fırın işletmek zor mu? Muhtemelen çok zor yani. Aslında kolay da bazı şartları zor yani. Yani nasıl zor diyeyim? Aslında sıkıntı hiç yok. Çok severek yapıyorum. Ekibime de dolayı şey. Ama tek bir bayan olduğun için haksızlıktan dolayı zorlaştırıyorlar. En büyük sıkıntım zaten o. Hani şey kendi gücümde olsun da bir şey yapıyorum ama hani derler ya büyük balık küçük balığı yutar diye. Herkes kendi maddi gücünü kullanıyor. Ben manevi olarak hani şey diyorum. Benim ayrıcalığım sadece odur. Yani olabildiğinde en güzelini yapıyorum ama her türlü her taraftan kısıtlanıyorum. Yani zorlukları o. Onun harici hiçbir zorluğum yok. Severek yapıyorum. Peki sabah kaçta gelip fırını açıyorsunuz? Sabah 5.30'da geliyorum. Akşam saat 8.30'a kadar bütün sorumlulukları yapıyorum. Beraber sorunları hallediyoruz. Ama diyorum ya gücümü doğrultusunda her tarafta beni engelliyorlar yani. En büyük sıkıntım bu. Tabii
sesimi duyurmak da çok hoşuma gidiyor. Başkanıma bunu söylüyorum. Haksızlık oluyor, adaletsizlik oluyor. Bu tür şeylerde hani artık diğerlerin de kurala uymasını gerektiğini düşünüyorum. Ben zaten kurala uyuyorum. Öyle olunca da tabii her şeylerim zorlaşıyor yani. Ya değilse öbür türlü hiçbir sorun, sıkıntı yok. Sadece bayanın olduğu, nasıl diyeyim, o yönden yani şey, elin uzanamıyor. İstediğin yere rahat gidemiyor. Tabii biraz bayan işletmeci erkekten çok farklı oluyor. Bir yerde hani sen geri çekiliyorsun, her şeyi biliyorsun, söylüyorsun ama önemsenmiyorsun. Doğru olduklarını bildikleri halde yani şey, nasıl anlatayım, hani o şey zorlukları var. Yani biraz geri çekiliyorsun bazı korkularından dolayı, şeylerinden dolayı. Başka onun harici hiçbir zorluğu yok, severek de yapıyorum. Herkes de çok seviyor, takdir ediyor. Hayırsever Yarız ailesi gönüllere dokunmaya devam ediyor. İş kadını Birgül Yarız, ihtiyaç sahibi bir vatandaş için hayırseverlerden destek bekliyor. Aksaraylı hayırsever iş kadını Birgül Yarız, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Hayırsever Yarız ailesi birçok yardıma imza atarak gönüllere dokunuyor. Evinde yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşın sesine kulak veren yardımsever iş kadını Birgül Yarız, tüm yardımsever vatandaşlardan destek bekliyor. Yarız, yaşlı amcanın maddi sıkıntıları nedeniyle az miktarda bir parayla geçinmeye çalıştığını ve bazı ev eşyalarının eksik olduğunu dile getirerek hep beraber amcamızın yüzünü güldürelim dedi. Evet sevgili dostlar, bugün Bünyamin amcamızı ziyaret ettik. Bünyamin amcamız yalnız yaşayan bir amcamız. Emekli maaşı var ama daha önce oturduğu evini tadilat için çektiği krediden dolayı maaşı kesiliyor. 2014'e kadar da, 24'e kadar da kesilecekmiş. Eline bir 300 lira parası kalıyor. Amcamızın acil ihtiyaçları var. Güler yüzü tatlı dili bir amcamız. Acil ihtiyaçları buzdolabı, oturma grubu, çamaşır makinesi ve halıları eksik. Bizden başka bir şey talep etmiyor. Sadece bu ana ihtiyaçlarını karşılamamızı istiyor. Biz de sizden yardım bekliyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz. İnşallah hep beraber bu amcamızın yüzünü güldürelim. Burası da amcamızın mutfağı. Bütün gıdalara ortada, buzdolabı olmadığı için. İnşallah eksikleri tamamlayacağız. Bu amcamızın yüzü güler. Şimdi ekonomi gündemi geliyor ekranlarınıza. Sırada hava durumu var. Bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.